Sevgili dostlar, son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolyeye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Gerçek Hoca, Metin Hoca ile gerçek bir fizik dersi başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi gece mesaimiz devam ediyor. Saat 03.16. Efendime söyleyeyim, Kahramanmaraş'tan herkese selamlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Zaten şurada görüldüğü gibi Kahramanmaraş gözükmekte. Evet sevgili arkadaşlar, mücadeleye devam. Oraya buraya arkadaşlar, efendime söyleyeyim, sorumluluklarımızı ve yapmadıklarımızın neticelerini oraya buraya yüklememek için ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve neticeyi Allah'tan bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi final soru bankamız arkadaşlar, TYT, AYT soru bankamız, 248 testimiz var. Çok şükür 31. teste geldik. İş güç enerji, bir de arkadaşlar işin garip tarafı, daha ileride bir daha iş güç enerji, dinamik ve hareket testler var. Onlar da arkadaşlar benzer sorular. Oraları da tabi oraya geldiğimizde göreceğiz. Atlamayı düşünüyorum ama arkadaşlar zaten bu kadar, gerçekten de her konuyla ilgili fazlasıyla test var. Gün ola harman ola o günü gördüğümüzde inşallah karar veririz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sevgili arkadaşlar, şurada bir çözümlü örneğimiz vardı. Herhalde videoyu açmayı unutmuşum. Evet, kendi kendime anlatmışım. Sevgili arkadaşlar, bir cisme yatay yolda etki eden yola paralel net kuvvetin yol ile değişimi grafikteki gibidir. Cismin sıfırdaki konumu ve x'teki hızı, konumu diyorum, sıfır konumundaki hızı ve x konumundaki hızı 2v olduğuna göre 4x konumundaki hızının kaç ve olduğu soruluyor. Güzel kardeşlerim, kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Buna da e diyelim. Burada arkadaşlar hız 2 ve olduğuna göre hızı 2'nin karesi 4e. Demek ki bakın, şu aralıkta yapılan iş f çarpı x, kinetik enerjideki değişim 3e, 3e, 3e alanlar. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 6e oldu. Toplam 9, 15e'lik bir iş yapıldı. 1 E'de önceden kinetik enerjimiz vardı. Bu noktada kinetik enerjimiz 16. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare olduğuna göre, buna da E dedik, 16'ya eşittir 1 bölü 2 mv son kare. Buradan arkadaşlar 1 bölü 2'ler, m'ler sadeleşti, e'ler sadeleşti. Ve son kare eşittir 16 ve kare. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Kısaca şöyle diyebilirsiniz. 16 neyin karesi? 4'ün. Bakın, kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare. Kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare. Aynı cisim için 1 bölü 2 m sabit. O halde bu 2 olursa 2'nin karesi 4. Bu 4 ise 4 neyin karesi? 2'nin karesi, tersinden düşünebilirsiniz. Şekilde kale dişlerin eylemsizlik momentleri IK eşittir 4I, IL eşittir I. Dönme kinetik enerjileri EK EL'dir. EK bölü EL oranı kaçtır diye soruluyor sevgili dostlar. Evet. Şimdi güzel kardeşlerim, birbirine dıştan bağlı olan dişli ve çarkların arkadaşlar çizgisel hızları eşit veya çizgisel süratleri eşit. Açısal süratleri ise yarıçapla ters orantılıdır. Yani bu bir döndüğünde bu iki döner. Yani açısal süratimiz 2W, açısal süratimiz W olmaktadır sevgili arkadaşlarım. 2W. Kinetik enerji 1 bölü 2 IW kare. Bunu yazalım. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 IW kare. Evet, 4I'ya I verilmiş. 1 bölü 2 4I çarpı W kare. 1 bölü 2 I çarpı 2W 4W kare. O halde sadeleşti. Sadeleşti. 1 bölü 2'ler sadeleşti. Arkadaşlar görüldüğü gibi şu 4'ler de sadeleşti sevgili arkadaşlar. Cevabımız Celikan.
Yarıçapı R eşittir 4 metre olan M eşittir 10 kilogram kütleli küresel cisim 5 radyan bölü saniyelik açısal hızla yuvarlanıyor. Buna göre cismin kinetik enerjisi kaç joule'dur diye soruldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu dönerek ilerlediği için hem bir öteleme kinetik enerjisi hem de dönme kinetik enerjisi var. O halde bu cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 I w kare. Şimdi bunları yerine yazalım. Şu 1 bölü 2. 1 bölü 2 kütlemiz neymiş? 10 çarpı v kare. Tabi arkadaşlar, buradan v eşittir w çarpı r olduğunu biliyoruz. O halde 10 çarpı r'yi vermiş 0,4. O halde 10 çarpı 0,4 4 olacaktır. 1 bölü 2 m kare yerine 4'ün karesi 16 artı 1 bölü 2 I. Şimdi I'yı bulalım. 2 bölü 5 m yerine yazıyorum. 10 yazıyorum. R 0,4 4 bölü 10 yani 2 bölü 5. 2 bölü 5'in karesi 4 bölü 25. İşte arkadaşlar, şöyle bir sadeleştirme yaptığımızda 5'e böl 1, 5'e böl 2, 2 kere 2 4, 4 kere 4 16, 16 bölü 25. Cismin kinetik enerjisi kaç joule? Evet, şimdi arkadaşlar yazıyoruz. 16 bölü 25 I yerine 16 bölü 25 çarpı W kare 5'in karesi 25. Görüldüğü gibi bunlar ne güzel gitti. Çok iyi oldu. Şurası arkadaşlar 8. Şunu da sadeleştirdik. Şu 16, 8, 88 gibi bir değer çıktı. 1 bölü 2 m v kare. 5 çarpı 0,4. Şunu arkadaşlar yanlış yazmışız. Evet sevgili arkadaşlar, çizgisel hızımız v eşittir w çarpı r. W'yu evet yanlışlıkla şunu 10 olarak almışım 5 alacağıma. 5 çarpı 0, 4, 4 kere 5, 20 yani 2. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare 2'nin karesi 4 olacak. Sadeleştirdiğimizde şurada 2, 20, 28 cevabımız Celican. Çekirdek sürtünmesi yolun K noktasından bırakılan küresel cisim yuvarlanarak iniyor. Buna göre cisim L noktasını kaç metre bölü saniye hızla geçer? Sevgili arkadaşlar, buna benzer sorular çözmüştük. Buradaki olay nedir arkadaşlar? Buradaki potansiyel enerjimiz mgh. Potansiyel enerjideki değişim kinetik enerjiye dönüşecek. 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 I w kare. İşte arkadaşlar mg7. Şurada da arkadaşlar 2 bölü 5 m kare yazacak olursak mgh eşittir 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2. Evet yazalım. 2 bölü 5 m r kare. Arkadaşlar şunu biliyoruz. V eşittir w çarpı r. W'yu çektik arkadaşlar. V bölü r. Yerine yazarsak v kare bölü r kareyi elde ediyoruz. Şunlar sadeleşti. İşte arkadaşlar burada ne? mgh. M'ler de sadeleşti. G nedir? 10. H nedir? 7. Dolayısıyla 70 eşittir. Şurada arkadaşlar paydaları eşitlemek için 5 ile çarpmam lazım. 5, 2 daha 7. 7 bölü 10. Ne oldu? V kare. 7 bölü 10 V kare. Sadeleşti. 70 gitti. 10. 10 kere 10 100. V kare eşittir 100 ise V eşittir 10. Cevabımız Denizli. Eylemsizlik momentleri Ix, Iy'ye olan şekildeki x-y konstantlarının dönme kinetik enerjileri eşittir. Buna göre Ix bölü Iy nedir? Arkadaşlar bir üstteki sorunun benzeri. Şurada arkadaşlar daha doğrusu birinci sorunun benzeri. Arkadaşlar
Şu şekilde birbirine dıştan bağlı olan dişli ve kasnak ile şu şekilde arkadaşlar kasnağın, dişlinin, kasnağın hiçbir farkı yok. İşte arkadaşlar bu W açısal hızıyla dönerse görüldüğü gibi Y kasnağı 2 W açısal hızıyla dönecektir. Buna göre arkadaşlar bunların kinetik enerjilerini eşitlediğimizde 1 bölü 2 IW kare hemen eşitleyelim. Efendime söyleyeyim. Kinetik enerjileri eşitmiş. 1 bölü 2 I x çarpı W kare eşittir. 1 bölü 2 I'ye çarpı 2 W'nun karesi 4 W kare. 1 bölü 2'ler şutingiz. W kare şutingiz. Buradan arkadaşlar Ix eşittir 4 I'ye. Ix bölü I'ye eşittir 4. Görüldüğü gibi güzel kardeşlerim cevabımız Adıyaman. Yarıçapları 3R, 2R ve R olan KLM dişlerin eylemsizlik momentleri sırasıyla 3I, 2I ve I dönme kinetik enerjileri EK ile EM'dir. Buna göre EK ile EM arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 IW kare. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 IW kare olduğunu örneklerimizde arkadaşlar söyledik de söyledik. Şimdi arkadaşlar şu ikisi birbirine dıştan bağlı olduğuna göre W, 2W içten bağlı olanların açısal hızları, açısal süratleri, devir sayıları, tur sayıları, frekansları eşit olacak. Yani 2W. Şimdi arkadaşlar bunları yerine yazmamız lazım. KLM 3I eylemsizlik momenti. Efendime söyleyeyim. KL. L'nin 2I yazıyoruz ve M'nin I yazıyoruz. Arkadaşlar zaten şu 1 bölü 2 hepsinde sadeleşecek. 3I çarpı 4. 3 kere 4 12 karesini alıyoruz. 3I çarpı 2W'nun karesi 12 E. L'ye bakalım. 2I çarpı W kare 2 E. I çarpı 2'nin karesi 4W kare. Yani 4 E olmuş oldu. O halde zaten belli arkadaşlar. 12 K en büyük. Sonra M. Sonra L. Yani Kemal. Kemal'a bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar bu sorunun benzerini çözmüştük. K noktasından ve sıfır hızı ile eğik atılan cisim şekildeki yörünge izleyerek N noktasına düşüyor. Cismin M noktasındaki potansiyel enerjisi 32 joule olduğuna göre L noktasındaki kinetik enerjisi nedir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlarım cismin M noktasındaki potansiyel enerjisi 32 joule ise L noktasındaki potansiyel enerjisi mgh'tan 64 olacaktır. Burada arkadaşlar açık 45 derece olduğu için hızlarımız eşittir. İşte şu 1 bölü 2 mv kare vy hızından kaynaklanan kinetik enerji burada potansiyele dönüşmüştür. Demek ki arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare neye eşit? 64'e eşit. Buradan da 64 geliyor. 64 mekanik enerjimiz K noktasında kinetik enerjidir. Bu da 128 joule olacaktır. Hızlar aynı olduğu için. İşte arkadaşlar bu noktada kinetik enerjimiz her zaman sabit ve şu Vx hızından kaynaklanan ekinetik eşittir 64. Zaten arkadaşlar açı 45 derece olduğu için tepe noktasında kinetik enerji ile potansiyel enerji birbirine eşit. Bizden neyi soruyor? L noktasındaki kinetik enerji görüldüğü gibi arkadaşlar cevabımız Balıkesir Bandırma. 7. sorumuz bakalım ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor. Şekil 1'de potansiyel enerji sıkışma grafiği verildiğine göre yay şekil 2'deki verilere göre kaç metre sıkışır? Yani 5 metre bölü saniye hızla cisim harekete geçirilirse ne kadar sıkışır diye sorulmuş. Cevap şıklarımız da bunlar. Şimdi güzel kardeşlerim bakıyoruz. Şurada
yayda depolanan potansiyel enerjinin sıkışmaya veya gerilmeye bağlı grafiği, buradaki potansiyel enerji ilişkisi 1 bölü 2 K X kare ile verildiğini biliyoruz. Potansiyel enerjimiz 8 eşittir 1 bölü 2 K X kare, 0,2'nin karesi, 2 bölü 10'un karesi, 1 bölü 5'in karesi, 1 bölü 25. Ne yaptı arkadaşlar? 50 yaptı. 50 çarpı 8 400. Demek ki K eşittir 400 Newton bölü metre. İşte arkadaşlar, buradaki kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare, 1 bölü 2 mv kare eşittir 1 bölü 2 kx kareye dönüşecek. 400 çarpı x kare. Şunlara birer şutungis diyoruz. Şurası ne yaptı arkadaşlar? 50 yaptı. Şöyle sadeleştirdik. Buradan x kare eşittir 5 bölü 40. Yani 1 bölü 8. O zaman x eşittir kök içerisinde 1 bölü 8. Bu da 2 kök 2 olarak çıkar. O halde cevabımız arkadaşlar Edirne diyoruz. Gücü 2400 watt olan bir elektrik motoru 18 kilogramlık yükü 10 metre bölü saniye sabit hızla çekiyor. Buna göre motorun verimi yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar, verim alınan iş bölü verilen iş ya da alınan güç bölü verilen güç. Verim arkadaşlar, W alınan bölü W verilen ya da P alınan güç, power ve verilen güç. Arkadaşlar, burada dikkat ederseniz verilen güç, motorun gücü 2400 direkt verilmiş bize. Alınan güç arkadaşlar, gücü yapılan iş bölü zaman güç, P eşittir W bölü T olarak. W F çarpı X'ti. Hatırlayalım. F çarpı X bölü T. Bunların hepsini anlatmıştık arkadaşlar. X bölü T de bize hızı veriyor veya ortalama hızı. Eğer sabitse direkt hızı alıyoruz. F çarpı V. Bunlar sabitse, sabit değilse ortalama değerlerini aldığımızı söylemiştik sevgili arkadaşlar. Zaten 18 kilogramlık cisim. O halde uyguladığımız kuvvet, bunun ağırlığı F eşittir mg olmalı arkadaşlar. 18 çarpı 10 eşittir 180. Evet. Demek ki arkadaşlar, F çarpı V'den 180 çarpı 10. Evet. P eşittir F çarpı V'den yazdık. Ve sadeleştirelim. Sadeleştirelim sevgili arkadaşlarım. 18 bölü 24. 3'e bölünür mü? Hatta 6'ya bölünür. 6'ya böldüğümüzde 3. 6'ya böldüğümüzde 4. 0,75. Yani %75 olduğu için arkadaşlar cevabımız görüldüğü gibi Denizli olmaktadır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, son olarak çözümlü örneğimizde bir grafik yorum sorusu olduğu için çözüyorum. Dorsal yolda hareket eden bir cismin kinetik enerji o grafik şekilde 2 gibidir. Buna göre 1 ve 2 bölgelerinde cisme etkileyen net kuvvet için ne söylenebilir? Arkadaşlar, eğim azalıyor. İhtiyar şöyle azaldı. Kinetik enerji yol grafiğinde bakın. Enerji bölü x. Bize neyi verecek arkadaşlar? Bakın. F çarpı x bölü x. Yani eğim tanjant alfa kuvveti verecek. O halde enerji yol grafiğinde eğim kuvveti veriyor. Eğim azaldığı için kuvvet azaldı. Eğim sıfır olduğu için burada kuvvet sıfır. Peki arkadaşlar, burada pozitif yönde mi, negatif yönde mi? Harekete aynı yönde mi, zıt yönde mi? Kinetik enerji azaldığı için arkadaşlar etki eden kuvvet harekete zıt yönlüdür. Cisim pozitif yönde ise kuvvet negatif yönde olacaktır. Yani bir bölgesinde cismin hareketine zıt yönde ve azalan bir kuvvet etki etmektedir. İkinci aralıkta ise eğim sıfır olduğu için kuvvet sıfır, F azalıyor. F azalır. O halde sevgili arkadaşlar, bu dersimiz de burada sonuçlandı güzel kardeşlerim.
Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolej'de kalın. Gerçek hoca, gerçek hoca Metin Hoca'yla gerçek bir ders, fizik dersi nihayet buldu.